bir isim al verelim. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün ve sezon boyu hep birlikte olacağız inşallah. Zorlu bir sürece başlıyoruz. İşte yaşadıklarımız zor günleri biliyorsun, pandemide çok büyük sıkıntılar yaşadık. Pandemiden sonra bize haksızlıklar yapıldı. Biz üst lige çıkamadık ikinci olmamıza rağmen. Ama artık önümüze bakacağız. Bundan sonra inşallah bu yıl yeni bir yapılanmayla, yeni bir başkanımızla birlikte iyi şeyler olacak. Kadromuzu, yapılanmamızı, hedeflerimizi ona göre belirledik. İnşallah da bundan sonra bu yıl bizim için iyi bir başlangıç ve iyi bir sonla bitsin ümidi içindeyiz. Dualarımız o şekilde. Sizlerin de yanımızda olacağınızdan şüphemiz yok. Yani sadece sizlerin değil, şehrin, bütün şehri buna içine katmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Tabana yaymamız lazım ki inanacağız ve başaracağız. İnşallah hedefimiz bu şekilde. Hocamız zaten daha önce çoğunuz tanıştı. Çetin hocamız daha önce geçen sene bir şampiyonluk yaşadı. Bu sene de inşallah tekrarlayacağız. Değil mi hocam? İnşallah. Ondan sonra Ceyhun Bey zaten yılların emeğini verdi bu işe. Valimiz, belediye başkanımız ve milletvekillerimizin de desteğiyle bu sene mutlu sona ulaşalım istiyoruz. Konuşmamızı biraz doğaçlama ve soru sorarak da yapabiliriz. Yani bizim hocama şimdi sözü verdikten sonra zaten o size takımla alakalı yapılanları ve yapılacakları anlatacak. Hedefimiz birlik ve beraberliği sağlayarak bir sona ulaşmak. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Hocam size paylaşsın isterim. Çok teşekkür Buyurun ederim. Hocam. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle beraber olmak gerçekten çok güzel. Ben bu buluşmayı çok daha önce yapmak istedim. Kahvaltıya davet ettim ama maalesef bir türlü ayarlayamadık. Daha önce buluşup daha önce tanışmak istemiştim ama kısmet bugüneymiş. Yine de çok sevindim, çok mutlu oldum. Sizlerle beraber olmak gerçekten bizi daha güçlü kılıyor. Bütün Çankırı şehrine de en azından ilk ağızdan bilgi vermek, bilgi kirliliğini kaldırmak çok daha keyifli benim için. Şimdi biz iki aydır birinci hazırlık dönemini tamamladık. İki aydır çalışıyoruz. Çift idmanlar, tek idmanlar, hazırlık maçları, kamplar. Bu süreç çok yorucu geçti. Biliyorsunuz bu takım yeni kuruldu. Yeni kurulan bir takımdaki uyum sürecini aşmamız için 6 ile 8 hafta arasında bir planlama yaptık. Sağ olsun yönetim kurulumuzun bize sunduğu imkanlar sayesinde çok güzel bir çalışma ortamı yakaladık. Kaldığımız tesis, çalıştığımız ortam çok profesyonelce bize çok güzel imkanlar sunuldu. Şu anda kurduğumuz takım da şampiyon olacak düzeyde bir takım. 5. grupta çok zorlu bir grupta olduğumuzu düşünüyorum. Ama zoru başarmak çok daha keyifli. İnşallah hep birlikte başaracağız bunu. Bir hafta sonra da müsabaka dönemi başlıyor. Asıl orada her şey belli olur. Yaptığımız çalışmaların karşılığını inşallah orada alırız. Takımla ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa cevaplayabilirim. Şimdi biz o maça çıktığımızda %100 hazır değildik zaten. Olmamız da gerekmiyordu. Çünkü bizim temel amacımız lig şampiyonluğu, kupayı alma gibi bir hedefimiz yok. Zaten bizim üstümüzde olan bir hedef o. Kırıkkale takımı da 3. ligin en kaliteli takımlarından biri. Çok büyük yatırımlar yapılan bir takım. Ben bir gün önce Ceyhun Bey'le gittim, maçını izledim, analizini yaptım. Bizim o maçı o maçta zorlanacağımızı ben biliyordum. Çünkü hem %100 hazır değildik hem de çok kaliteli bir takım vardı karşımızda. Bizim hedef maçımız değildi. Benim için bir hazırlık maçı gibiydi. 10 kişi kalmamız da bizi biraz zorladı. Orada özellikle devre arası yaptığımız taktiksel değişiklikle birinci bölge savunması yaparak çok iyi kapandığımızı düşünüyorum. Çok şanssız bir gol yedik. Aslında her şeyde bir hayır var derler. Eğer o maçı o turu geçseydim, şimdi Ereğli maçından önce Zonguldak deplasmana gitmek zorunda kalacaktık. Bence bizim için çok güzel bir hazırlık maçı oldu.
bizim için umut verici oldu. Önemli olan bunların tamamını ligde yaşamak. Ben teşekkür ederim. Ona ben cevap vereyim. O beni çok ilgilendiren bir soru değil. Ben o sorun muhatabı Hakem Bey'e bırakayım cevabını. Şimdi kulüp başkanımız Almanya'da yaşayan Sezai Zehiroğlu. Onunla birlikte biz görünmez kahramanlar dediğimiz 4-5 kişilik bir ekip içindeyiz. Çok ön plana çıkmadan biz arka planda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve çok şükür çok ciddi bir bütçemiz var. Yani yıl sonuna kadar harcayacağımız, yani bu ligdeki belki en yüksek ligle bütçeyi hazırladık. Ve çoğu futbolcumuzun da ödemelerini hepsini bitirdik diyebiliriz. Yani hiç kimseye borcumuz yok. Sezon sonuna kadar çok şükür rahatız. Para kısmını, yani ödeme kısmını bitirdik. Bundan sonrası zaten gönüllülük esasıyla herkesi yanımıza çekmek. Ama kaç kişi var diye soracak olursanız, bu yapının içinde işte Çankırı valimiz var. Ön planda. Hani o bize destek oluyor. Belediye başkanımız arka planda, o destek oluyor. Mehmet Silahsız var. Ben var. Yani çok fazla insana dağılmadan kendi içimizde hallediyoruz inşallah. Şimdi şöyle anlatayım ben sana. Şimdi bizim daha önce geçmişte bir sürü futbolda, bu camiada oluyor hepsi. Kırgınlık oluyor, kavga oluyor, dövüş oluyor. Ama burada hedef ne? Birdir. Niye? Çankırı. Şimdi biz bunun ismini biliyorsunuz değiştirdik. 1074 Çankırı, Çankırı FK yaptık. Bunu niye yaptık? Kırgınlıklar bitsin. Çankırı'nın takım olsun. Çankırı'nın ismi olsun. Biz de şu anda kimseye karşı, bizim takım olarak, şahsım olarak hiç kimseye bir kırgınlığım yok. Hiç kimsenin de böyle maddi olarak bir beklentimiz yok ama manevi desteği bekliyoruz hepinizden beraber. O şekilde beklentimiz var, beklentimiz var yani. O konulara artık girmek istemiyorum. Çünkü niye biliyor musun? Biz geçmişi geçmişte bıraktık. Şimdi biz yeni olarak yeni bir sayfa açtık. Biz hakemlerle veya başka bile hiçbir sorunumuz yok. Biz hakemlere her türlü, onlara bu camiadan, onlar da bize destek vermesini bekliyoruz. Yani her türlü birinin yanında olmamız gerekiyor benim tahminim, görüşüm. Yani şu anda sosyal tesisat sıkıntımız yok. Aşağı kamp eğitimde kalıyoruz. Orada ücretli olarak kalıyoruz. Yani ne gerekirse biz de veriyoruz. Bizim daha önce biliyorsunuz sıkıntı yaşadık konuda. Eğer bir hedefimiz, şampiyonluğumuz varsa mutlaka önce tesis. Tesis olmadan şampiyonluk gelmez. Bunu herkes kamuoyunda biliyor. Camide biliyor. Daha önce tek bizim yanımızda mesela geldi çeken tesiste Sedat Bey biliyor. Gazetecimiz. Kaldığımız yeri herkes biliyor. Geçen sezonlarda. Biz önce oradan kurtulduk. Şu anda da gerçekten durumumuz yer olarak olsun, şey olarak çok iyi. Sıkıntımız yok. Amacımız bilet parasından kulüp olarak para kazanmak değil. Herkes gelsin, destek amaçlı. Biz öncelikle burada bayanları çekmek istiyoruz. Niye? Bayan geldiği zaman küfür olmaz. Kavga olmaz, dövüş olmaz. Doğru mu? Bizim amacımız o. Ha, futbolda küfür de oluyor, her şey oluyor. Biz bilet konusunda da daha henüz bir şey yok ama cüzdü bir şey yapmayı düşünüyoruz. Amaç belli, şey olsun. Futbol gelir olsun. Gerçekten hedefim üçüncülük ve şampiyonluk. Benim kişisel hedefim de o. Şehrin de hedefi o. Zaten bu hedef olmasaydı ben de burada olmazdım. Hepimizin tek hedefi bu. Başka hiçbir hedefimiz yok. Takım hazır yani. Takım hazır tabii ki. Lige başlayacağız inşallah. Hiçbir şey dört dörtlük olmaz. Ama zaman içinde yeni kurulan bir takımın sorunlar yaşanabilir. Uyum problemi zamanla aşılabilir. Ama ne olursa olsun bu lige hazırız. İnşallah çok iyi başlayacağız. Rica ederim. Ya şimdi şöyle, biz onu daha önce düşündük. Şu durumda. Başkanın ilk hedefi bir tesis kurmak. Burada futbol okulu, yani Çankırı'nın çocuklarını burada geliştirmek, bir yerlere kazandırmak. Ama şimdi Çankırı biliyorsun küçük bir yer. Bir arsa sorunu veya bir şey müracaat ettik ama daha önce bir şey gelmedi bize. Şu anda onu hedefimiz ilk etapta şampiyonluk. Üçüncüye çıktığımız takdirde bu dediğiniz daha kolay olacak. Çünkü niye? Bir altyapı şart. Hedefimiz ilk önce üçüncüye çıkmak şu anda. İnşallah onu da kuracağız. Buyurun. Başkanım, çok güzel şimdi aklıma geldi. Notlar bakma.
İnşallah senin temelini bu. Takım iyiye gidecek, iyiye gidiyor ve evet, başarılı konser ediyor. Bu katlettiği yolda takımı destekleyen taraftarları, deplasmanlara, taşma usulüne götürmeyi düşünecek misiniz? Takım iyiye gidiyor. Evet. Büyük başarı var. Çok önemli. Orada biraz soruyorum. Taraftarları deplasmanlara götürmeyi düşünüyor musunuz? Tabii kesinlikle. Mesela bu haftaki pazar günü deplasmanda ilk maçımız. Oraya şimdi iki otobüsle birlikte taraftarımız gidecek. Doğru mu Cemil Bey? Doğru. Yani bu ilk maç için bile ilk otobüs ayarlandı. Hatta onu da söyleyebiliriz değil mi? Nasıl? Tabii sponsor söyle tabii. Sıkıntı yok. Onda eski bir önceki dönem vekilimiz Salim Çivitçioğlu sağ olsun iki tane otobüs ayarladı. Onun sponsorluğunda biz gideceğiz. Yani Allah razı olsun. Yani biz zaten zaman zaman bundan sonra da bize destek olan herkesi biz sosyal medyada evet, her yerde biz paylaşacağız. Kimseyi mesela siyaset gözetmeden yani Çankırı'yı kim bizi destekliyorsa şehrin takımı olarak biz de onun için yapılması gereken hakkını teslim edeceğiz yani. Futbolda siyaset olmaz. Basından çok şey bekliyoruz. Ama basının da bize karşı duyarlı olması lazım. Bazı şeyleri içimizde silmemiz lazım. Doğru mu? Açığımızı bulup yayınlarsa bu nedir? Çankırı zararı, bize değil. Biz de ona karşı bir tepki istesim oluyor. Şimdi taraftara biz, tamam her şeyi söylüyoruz ama taraftarın içinde çıkıyor iki üç kişi. Sallıyor, küfür ediyor veya saldırıyor. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Ben geçen sezon da bunu engellemeye çalıştım ama bazı şeyler beni aştı. Olaylar aştı. Yani onun için bu sene inşallah bunları hep aşacağız. Biz taraftar liderlerimizle de her gün toplantı yapıyorum, görüşüyorum. O kesinlikle size karşı, hiç kimseye karşı böyle bir art niyet veya saldırı veya şey yok, olmayacak. Ama burada bizim tek sistem beklentimiz takımımızın, Çankırı'mızın yanında olan. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii hocam, buyur. Şimdi ben birçok şehir takımında da çalıştım. Sadece burada bir şey yaşadım ben. Bir tane basın mensubu antrenmanlarda yok 2 aydır. Ben çok yadırgadım bunu. Eminim küskünler var, yanlışlar olmuş. Artık bunları bırakın diye hiçbir şey. Bu takıma sahip çıkın. Burası sizin. Gerçek sahibi sizlersiniz. Onun için bu takımı nasıl yukarı taşıyabiliriz? Bir ekip halinde çalışalım. Bir tane antrenmanda bugüne kadar bir tane basın mensubu gelmedi. Yani ben bunu çok yadırgadım. Öğrenmeye çalıştım. Bu maalesef daha önce yaşanan olumsuzluklardan dolayı olduğunu biliyorum. Bence bunları artık unutalım. Yeni bir sayfa açalım. Ve artık o bunu söylemiş, bu bunu yapmışı bırakalım, takıma sahip çıkalım. Abi, tabii, dünkü gruba yazdım ya ben, yani zaten bir yeni grubu kurduk. Bundan sonraki bütün bilgi, paylaşım, sizin hani ulaşmanız gereken her tür bilgiyi biz oradan paylaşacağız zaten. Yani takımın yaptığı, yapacağı her şeyi biz orada paylaşacağız ki kimse birini aramak zorunda kalmasın. Yani bir bilgi kirliliği olmasın ve bilgiye daha kolay ulaşılabilsin diye. Evet. İlk ağızdı. Yani en temiz, en kolay yöntem bu zaten. Teşekkür ederiz yani. Böyle olacak. Dediği gibi kırgınlık şu bu olmamalı. Olmasın da zaten. Çünkü hep yüz yüze bakıyoruz. Ticaret yapıyoruz. İşte hepimiz birbirimize lazımız çünkü yani. Ama bugün, sadece basın değil. Yani şu an taraflarla yönetici herkes. Çakır'a zarar veren kişileriz yani. Evet. Hepimiz hepimizin suçu bunları var. Silelim artık. Olmaz. Şimdi çalışma bir şey yapan yok. Bir tane çırpın kafayı çekip bana bağırmış. Ah, beni kovmaya sağlıktan sizden çıkmadım da bir kez altına almış da para giremez. O değil yani. Ona kaldıysa o zaman Ali Koç da sahada yürürken saldırdı. Fenerbahçe'nin suçu ne bu olayda? Var mı? Yok. Abi, bunlar bitmeyecektir ama en aza indireceğiz. Yani tabii, olmaması için mücadele edeceğiz hep beraber. İyi olsun diye mücadele edeceğiz. Hatamız olacak, eksiğimiz olacak ama birbirimize yanlış yapmayacağız. Mesele bu. Ama hedefe ulaşmanın da içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Yani onlar artık eskiden olan şeyler, bazı yaşanmış olaylar vardı, kişilere karşı tavırlar vardı. Evet. Doğru mu? Şimdi o yüzden biz artık bunları hepsini kapattık. Yeni bir isimle, yeni bir takımla, yeni bir kulüple hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Biz artık eskiden bunu demiş, bunu demiş, onları kapatalım. Tamam mı? Kırgınlıklar bitirelim. Ben geldim senden mesela özür dilerim. Doğru mu? Evet. Ben bir tartışma oldu, sonra geldim özür dilerim. Tabii. Özür dilemesini bileceksin. Cenazeme gidemem geldim, sen ben cenazeme geldim yani. Aynen. Burada çünkü hakim başkan dediği gibi
Burada biz varız. Beraberiz. Abi son söz. Yani hepimizin hedefi belli. Amacımız belli. Bu şehre hizmet etmek. Yani onun için elimizden geleni yapacağız. Yani hata eksik olacak. Görmeyeceğiz, duymayacağız. En aza indireceğiz. Yani yapacak elimizden en iyi geleni yapacağız yani. İnşallah. Hep birlikte başaracağız inşallah. Hep birlikte bir güç olursak başarırız inşallah. Bu bir de şey söyleyeyim mi? Mesela bu yaptığımız hazırlık maçlarının hepsini farklı bir şekilde kazandık. Yani takımın hani bir hazırlık maçı bir sonuç değil ama tabii, bir gösterge. 3-0, 4-3, 6-0, 5-0 hep bu şekilde bitti. Doğru mu abi? Aynen. Yani hedef çok uzak değil, ben size söyleyeyim. Tefek şeyler var ama onlar yolda da halledilebilir. Yani çözülmeyecek şeyler değil ama dediğim gibi bu takımı havaya sokmak lazım. Şehri biz de havaya sokmamız lazım. Bu karşılıklı. Birbirimizi biz havaya sokarsak, bu iş motivasyon işi. Birbirimizi ne kadar aşağıya çekersek o kadar moral olarak düşeriz. Ama ne kadar yukarı çekersek kendimizi, hem şehir havaya girer, hem sporcular havaya girer, hem motivasyonumuz artar. Bu işler bundan geçiyor. Sadece sahadaki mücadeleyle geçmiyor. Saha dışı, saha içi bir olursak olur. Yoksa biz tek başımıza bir hiçiz. Daha önce de verdiğim röportajda söyledim. Sadece futbolcular tek başına bir hiç. Teknik ekip öyle, yönetim öyle, taraftar öyle, sizler, basın öyle. Bütün bunlar birleşirse, bütün bunlar birbirini desteklerse olur. Yoksa başkanımın dediği gibi, Cem Bey'in dediği gibi, sen şu hatan var, sen şunu yaptın, hep bardağın boş tarafına bakarsak olmaz bu iş. Ama biz birbirimizi motive edersek, birbirimizi desteklersek ve tabii ki bu işin bir parçası eleştirir. Ben de açığım, hepimiz açığız. Ama önemli olan eleştirinin dozajı. Yani klavye üzerinde arkadan gereksiz delikanlılık yapmak çok doğru bulmuyorum ben. Bilgi kirli olmaması için biz sizi bilgilendireceğiz. Lütfen ne sorunuz varsa oradan bize sorun. Biz neyse sizi bilgilendireceğiz. Ona emin olun. Bununla ilgili yine bizim sponsorlarımızın da olduğu arka yüz için bir şey yaptıracağız. Onun önünde basın açıklaması, maç öncesi sonrası açıklamalar yapılacak. Olacak yani. Planlıyoruz. Tamam. Tamamsa herkese teşekkür ediyorum. En son...